canımcıklarım, size bir müjdem var. Bugün gazetede okudum anacığım. Zamanında İstanbul'a göç etmiş ailelerden eğer memleketine dönmek isteyen olursa belediye yardım edecekmiş. Hepimize çok göçmüş olsun. İstanbul'un nüfusu 20 milyona dayanınca herkesin aklı başına geldi tabii. Göçlere dayanamayan şehrin altyapısı göçlü gitti. İstanbul dünyadaki birçok ülkeden daha kalabalık. Yakında büyük şehir İstanbul ülkeden ayrılıp bağımsızlığını ilan ederse hiç yaşmamak lazım. Artık İstanbul'a göçen göçene. İstanbul'un sınırları o kadar genişledi ki bazı semtlerde Bulgarca ve hatta Macarca konuşuluyormuş. Biraz daha büyürse bu şehir zamanında Osmanlıların kapılarına dayanıp fethedemediği Viyana'ya kadar gidecek vallahi. Ve hatta Tuna Nehri kıyılarında boy boy kaçak gece kondular bitecek. İnşallah ileride İstanbul dışındaki kentlerimize de yatırım yapılır da bizler de Urfa'ya, Bitlis'e, Hakkari'ye göçebiliriz. Hadi şimdi programı seyredin. Allah! Of, Allah'ın hatırı mı lan? Allah! Selamünaleyküm Niyazi. Alex, sen de kimsin ya? Ya şu arabayı tutar mısın? Delik şey girmiyor. Deliğe girmiyor. Evet, sokamıyorum. Niyazi, sen nasıl araba kullanacaksın bu durumda? Çok içmişsin. Gel bir taksi çağıralım. Yok, alkol bana koymaz. Ben acayip kafam iyi, havam yerinde. Havan yerinde de bu havada nasıl araba kullanabilirsin? Ben arabayı havada kullanmayacağım ki, karada kullanacağım. Tövbe estağfurullah. Açıldım. Sen kapat kapıyı, girme arabanın vallahi içine. Girin, girin. Çok içkilisin, kullanamazsın. Yok, kullanamazsın. Niyazi, kaza yaparsın. Bir kaza yaparım, parmaklarını yersin. Ne halin varsa gör be Niyazi. Kaza yapacak, ölecek adam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya şu bizim Niyazi bir gün ölüp gidecek. Hepimiz öleceğiz abi. Ne oynamıştın abi? 5-2. Tamam da onunki fazla sürmeyecek. Bu gidişle bu akşam ölür o. Tallaya var mısın? Varım anasını satayım. Getir bir tavla. Tövbe de Şevket. Allah'ın işine karışılmaz. Estağfurullah da bunda Allah'ın bir kabahati yok. Sabaha çıkmaz o herif. 10 dakika içinde çarpar bir yere. Yeri bilmem de Niyazi sizlere ömür olur. Hadi yavrum düşeş. Düşeş. Ulan oğlum tutmadan at şu zarı. Düşeş diyorsun, düşeş geliyor. Tutmuyorum oğlum. Ben isterim, o gelir. Millet, millet. Niyazi abi kaza yaptı. Karşı yönden gelen bir ağaca çarptı. Ölmüş mü? Başını sağ olsun. Nasıl bildin öleceğini? Adama malum oldu ya. Sen erdin mi Şevket? Vallahi bildi abi ya. Hakikaten ya. Şevket. Erdin mi? Yok, henüz hamım. Ama siz böyle yaparsanız ererim. Ondan sonra gözlerini şöyle bir kısmış. Sonra ufka bakmış, Niyazi bugün ölecek demiş. Belli ki ululardan bir ulu. Zara düşeş diyormuş, düşeş geliyormuş. Zarlara bile hükmediyormuş. Tabii canım, ulu dağ gibi bir adam. Yoksa nasıl bilebilirdi bir canlının can vereceği zamanı? Ben yakında ererim de demiş zaten. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz şeyhim. Neleriniz efendim şeyhim? Şeyhim mi? Şeyhim, başımda deva bulmaz bir ağrı var. Ağrı varsa aspirin iç be adam. Aspirin mi? Evet, aspirin. Baş ağrıyınca aspirin içilir. Ha, aspirin, aspirin. Şeyhim, verin mübarek elinizi. Bırak elimi be adam. Bırakmam şeyim. Şeyim şu mübarek elinizle bana bir piyango bileti çekin. Git işine be adam. Bırak ya, hayatım boyunca aldım bu mereti, amorti bile çıkmadı. Ne olur şeyim siz çekin, sizin eliniz uğurlu dolu. Na, ikramiye çıkarsa beni de gör. Her gün gelip görürüm şeyim. Thank you.
Allah razı olsun. Başımın ağrısı geçti. E aspirin olursan geçer tabii. Ama onu siz söylediniz. Ben artık sizin müridinizim. Öldü öleyim. Estağfurullah, estağfurullah. Gerek yok canım, gerek yok. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ya yağmur yağacak. Ama sabahleyin televizyonda hava iyi olacak dediler. Yok yok, yağacak. Nereden bildi yağmur yağacağını? Şey o şey. Her şeyi bil. Bak bu ne bari sen yapma. Ne şeyi ya? Bilirsin romatizmalarım var. Şu dizlerim sızlayınca yağmur yağar. Bu kadar basit. Ama adam ölecek demişsin, ölmüş. Ya o herif dut gibi sarhoştu. Onun kaza yapmaması anormal olurdu. Ama şeyi de bilmişsin şeyhim. Adama piyangodan bilet çekmişsin. 5 milyar çıkmış. Deme ya. Vay deyyus. Bir de seni görürüm demişti. Görmeye geldi ama sen evde yoktun. Bak bu paraları da sana getirdi. Hadi ya, o şansa bak. 40 yılda bir tesadüf etti. Onun da biletini başkasına çektik. Sen ermişsin Şevket. Yahu hatun, tesadüf diyorum, anlasana. Ben anlıyorum da kapıdaki kadın anlamıyor. Gelmiş kapıya, illa şeyhimi göreceğim diyor. Paranın miktarı mühim değilmiş. Yapma ya. Para mühim. Çağır gelsin. Efendimiz. Metinizi duydum. Nefesiniz pek kuvvetliymiş. Bu benim gelinim olur. Çocuğu olmuyor. Acaba diyorum bir okuyup üfleseniz de iyi gelse. Pes sübhanallah. Pekala, üfleriz. Sen dışarı çık hanım. Benim yanımda üfleseydiniz. Olur mu efendim, olur mu efendim? Peki. Hadi size iyi üflemeler. Hadi. Peki. Çocuğun olmuyorsa niye doktora gitmedin kızım? Kocam gitmiyor efendim. Ben erkek adamım. Erkek adamda kusur olmaz diyor. Sende bir bokluk vardır diyor. Sen doktora gittin mi? Kocamdan gizli gittim. Sende bir şey yok. Kocan gelsin dedi. O da gitmedi. Anladım. Çocuk istiyor. Olmazsa seni boşarım diyor. O yüzden beni size getirdiler. Anladım. Sana üflemek lazım. Aç bakayım karnını. Bu şeyh efendinin nefesi pek kuvvetli. Ben gelinimi getirdim. Kızı bir üfledi. 9 ay 10 gün sonra çocuğu oldu. Ya her türlü derde devaymış. Belli ki çok ulu bir adam. Ne zaman yağmur yağacak, kim ne zaman ölecek hepsini biliyormuş. Ayol kime elini değdirse zengin oluyormuş. Ben şimdi değdirmeye geldim. Makbule Hanımcığım, yine ben geldim. Geçin geçin, hoca sizi bekliyor. Kimse kapı aramasın. Herkes ifadesi alınacak. Hadi 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 hadi. Şevket Bey, şeyh olmadığınız halde şeyhim diye insanları kandırdığınız ve dolandırdığınız yolunda iddialar var. Bize bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yalandır efendim. Ben hiç kimseye şeyhim demedim, hiç kimseyi de kandırmadım. O kadar. Bizden de bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın. Vay be, gördünüz mü? Şeyh Şevket sahteymiş ya. Namussuz ve üç kağıtçıymış diyorlar. Şarlatan bunlar. Kabahat bunlar da değil. Esas bu soytarılara şeyh diye inananlar da kabahat. Toplumun suçu bunlar. Biz yaratıyoruz bunları. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Elektrikler kesilecek bugün. Hadi. Ana. Oh, bildi vallahi. Hakikaten elektrikler kesildi. Adam bildi ya. Adam değil o. Şeyh. Şeyh, gel lan beni piyango çek bana. Şeyh ne olur gel. Ne yapıyorsunuz? Ne şeyhi ya? Durun bırakın beni ya. Ne şeyhi ya? Elektrikleri biz kestik. Ben elektrik idaresinden geliyorum. 2 aydır elektrik faturasını ödemiyorsunuz. Keseriz tabii. Hadi. Niye öyle? Kadının yeri kocasının yanı mıdır? Baba evi midir tartışması nihayet bir sona bağlandı. Nezahat, ne bu halin?
Ne oldu gözüne? Artık o eve dönemem anne. Gir gir, içeride anlatırsın. Söylesene kızım, ne var, ne oldu? Kazım denilen adam, koca. Koca demeye bin şahit lazım. Allah cezasını versin inşallah. Ay dur, ben sana parfüman yapayım. İstemem anne, gel buraya, gel. Geçer nasıl olsa. Sadece gözümde değil ki, vücudumun her yerinde çürük var. Anlamıyorum ki, nedir anlaşamadığınız? Ne var geçinemeyecek? Her gün kavga, her gün kavga. Bir gün göstermedi bana. Kazım'sa ben burada yokum. Olur mu kızım, hiç olur mu? Nezahat burada mı anne? Burada, gir. Hoş geldin Kazım. Hoş bulduk. Getirin şunu da eve gidelim. Olan olmuş bir kere. Ne yapalım, el alemi kendimize güldürmeyelim. Ben söyleyeyim. Öyle de gelsin, gidelim hadi. Hadi kızım, Allah aşkına üzme bizi. Kadının yeri kocasının yanıdır. Gider ayak üzme Allah aşkına. Anne, gitmek istemiyorum o eve artık. Evladım, çok üzülüyorum ben buna. Erkektir, döver de sever de. Bak diyorum sana, gider ayak üzme bizi. Anne. Yavrum hadi kız, hadi kız. Güle güle. Buraya gelmedim anne. Kim gelmedi mi? Nezahat. Yok, daha gelmedi. Biraz tartıştık, bavulunu aldı çıktı. İyi hadi, dışarıda bekleme, gir içeri. Bacağı şey oldu, o yüzdendir. Kollarında da biraz hasar vardı. Neden böyle oluyor çocuğum? İstemedim. Aa, Nezahat, ne bu halin? Anne, ölsem dönmem artık o eve. Olur mu kızım, o senin kocan. Hem kadının yeri kocasının yanıdır. Bak sonra bizim bir ayağımız... Çukurda biliyorum ama bu gidişte benim ayağım da çukurda kalacak. İçeride biraz evvel konuştum. Çok pişmanım, bir daha yapmayacağım dedi. Kazım, gel al karını. Hadi kızım, üzme bizi. Ah, olmaz anne, gitmeyeceğim. Ama yavrum, sen de anne baba olduğun zaman anlayacaksın. Hadi kızım, üzme. Bana bak Kazım, al götür karını ama bu son olsun. Bir daha olmasın. Ne bu ya? Hayır anne, hayır, istemiyorum artık. Hadi yürü yürü, her şeyi büyütüyorsun. Hadi. Hadi. Kızı çok mu sıkıyoruz? Keşke kimle der diye düşünüp kızı yollamasaydık. Öyle deme, iyi kötü kocasıdır. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Konuşayım ama bu sefer ikna olacağını hiç sanmıyorum. Ya anne, konuş işte be. Pişmanmış köpekler gibi de. Elinden bir kaza çıkmıştı falan falan bir şeyler. Bir deneyelim bakalım. Kim? Kocası almaya geldi. Dedim sana, bir kadının yeri kocasının yanıdır. Çok pişmanım, elimde olmadan yaptım diyor. Bir daha olmayacak diyor. Erkektir tabii, dışarıda bütün gün yoruluyor. Hıncını bir yolla alacak. Affetsin beni diyor. Hadi kızım, affet onu. Hadi gel gidelim. Aferin kızım sana. Hadi yavrum benim. Hadi güzel kızım. Al bakalım karını. Güzel güzel geçin. Merak etme. Hadi anneni al, as bulduk de Nezahat. Alır mı bu anne? Hadi eyvallah. Ama bak, bir daha olmasın. Vallahi de billahi de bırakmam. Yeter canım. Esir mi bu kız? Bunun da bir canı var. Aynen akaras. Anlat anlat. Şimdi bizim reklam. Lanet olası havlu. Gene yumuşamamış. Bir dakika. Oh, siz. Beni bırakın şimdi. Havlunuz yumuşadı mı? Aa, diken gibi battı. Batar tabii. Hiç her nere denediniz mi? Denemedim. Denemem mi gerekirdi? Bir cezası mı var? Aşk olsun, ne cezası? Her nere çamaşırlarınızı yumuşacık eder. Yüz yumuşacık. Yumuşacık ha mı? Kim ula bu? Bilmiyorum. Ne oluyor bu lan? Kimsin o? Her nereciyim ben. Her nerede çamaşırlar yumuşacık olacak. Ne diyor o bu? Bilmiyorum. Bulsa bacımızın yanında ne arıysa. Kabalaşmayın. Ben her nere getirdim. Yumuşacık. Kim yumuşak bu? Sen kime yumuşak diyorsun? Dur abi, kurban oluyor. Bobo, cemo, aso, miho, mişo.
yumuşacık. Nedir lan? Ne oluyor? Oha bu puşti bocumuzun yanında yok kalemişim. Ulan daha ne duruyor? Gövdüler kabatı. Ha kurban. Bana bir şey yapmadı lan. Dur lan dur. Hele bir derdini anlayak. Kimsin lan sen? Efendim bu bakın şey her ne? Yumuşacık yapar. La bu ne değil? Hevli mevli değil. Ansızın bostırdık puşti. Kıvıtları, dili çarşafa dolanı. La bu nereden gelmiş buraya? Bilmiyorum. Hele nasıl girdin la içeri? Şuradan girdim kapıdan. Yumuşacık. Ulu bir de kapıdan elimi kolumu sallaya sallaya girdim diyor kavat. E ne yapayım açıktı girdim. Yumuşacık. Lan sen kime yumuşak değilsin lan? Dur lan! Lan sen her gördüğün açık kapıdan girer misin? El alemin karısı var, kızı var. Ne alemi var? Sen kime yumuşak değilsin? Dur lan! Dur! Bana ne kızandan ya? Bakın ben her nev getirdim. Yumuşacık. Nedir o elindeki? Kime getirmişsin sen onu? Şu bayana. Hediye ile başını döndürecek bacımızın hesabı. Hayır hayır hediye değil bu. Yumuşacık. Bacınıza getirdim. Öyle bacımızı yumuşatmıştır. Baba daha ne bekletiyorsun herif? Kızım da şöyle bir döktür bakayım, gel gel. Aslan damat. Hele aslan elik be. Çok yaşıyorsan. Hele sağ enişte. Hele enişte. Görüm ise her nel nasıl yumuşatıyor. Her nel. Önce yumuşatır, sonra yuvanızı yapar. İnşallah abi ama ondan evvel lahmer güncü açacağım. Bakın bu 99'luktu. Her gün bir tane boncuk çıkarıyorum. Yakında bırakacağım. Herkes gelip bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Uzaktan kumandayla kanallar arasında dolaştığınızda elini kolunu sallayarak dolaşan suçluları yakından görmeniz içten bile değil sayın seyirciler. Efendim 1980'de birçok suçtan yargılandınız ve cezaya çarptırıldınız. Olabilir efendim. Ben her ne yaptımsa ülkem için yaptım. Ayrıca ben o şahsı çatlı olarak değil Michael Jackson olarak tanıyordum. Halen hakkınızda tutuklama kararı var. Neden teslim olmuyorsunuz? Aa. 15 yıldır arananlar listesinde değil mi bu adam? Ne arıyor burada ya? Hatırladım. Memuriyete başladığım yıldan beri arananlar listesindeydi bu adam. Ne yapalım amirim? Yakalayın be! Son bir söyleyeceğiniz var mı? Olmaz olur mu? Ben buraya her şeyi açık açık konuşmaya geldim. Aa, adam gidiyor, biraz çabuk olun. Size programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Ben hep buralardayım. Ne zaman isterseniz çağırın. Gelirim, hakkındaki iddialara yanıt veririm. Durun durun! Herifi kaybettik. Diğer kanallara bakın komiserim, belki onlara gitmiştir. Bu akşamki konuğum bir hırsız. Nasıl bir meslek bu, gençlere tavsiye eder misiniz?
Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği yapıyorum abicim. Hem de gece gündüz kar kış demeden. Bir seferinde babam vefat etmişti. Buna rağmen bütün acımı kalbime gömdüm. O gece de gene hırsızlığıma çıktım. Yani sizin anlayacağınız bey abicim, öyle bir mesleğimiz var ki insana özel hayat tanımaz. Aa, bizim Süleyman değil mi bu ya? Evet komiserim, ne zamandır arıyorduk. Bari bunu elimizden kaçırmayalım. Koşun gidin yakalayın be. Efendim birkaç sorumuz daha olacaktı. Başka zaman. Şu an işe çıkmak zorundayım. Bana müsaade. Oh! Gidelim mi komiserim? Ne yapalım? Durun durun. Adam gidiyor, boşa gitmiş olursunuz. Hayır, biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ne iş ya? Yıllardır aradığımız suçlular bütün kanallarda cirit atıyorlar. Buna bir formül bulmak lazım. Her şey hazır komiserim. Çocuklar inşallah işe yarar. Sanırım komiserim. Ayrıca programı gazete ilanıyla da duyurduk. Hazırsanız başlayalım. Hazır. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki programımızın konusu terör, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu bağlantıları. Bu konuyla ilgili canlı yayında bize katılmak isteyen izleyicilerimiz bizi telefonla arayabilirler. Telefon numaralarımız... Sayın seyirciler, şu an yanımızda ünlü babalarımızdan Cemal Canbaz var. Hoş geldiniz Canbaz. Hoş bulduk canım. Efendim, sizin silah kaçakçılığına girdiğiniz söyleniyor. Ayrıca uyuşturucu işinde de çok önemli bir yer tutuyormuşsunuz. Hatta sizin çetebaşı olduğunuzu söylüyorlar, doğru mu? Bu yeni bir şey değil ki canım. Evet, yaptım, inkar etmiyorum. Hatta geçen hafta bir başka kanala beni davet etmişlerdi. Misafir olarak gitmiştim. Orada da bu aynen yaptıklarımı söyledim. Yediriyorsunuz, yakalasınız ama. Teslim ol polis! Aha! Kıpırlama, polis! Bravo çocuklar! Bu yolu çok iyi akıl ettik. Yoksa bu adamları başka türlü yakalayamazdık. Geçim derdine düşen çalışanların iflahı kesilirken bazıları için kesilen sadece iflah olmuyor. Aslında beni tanısanız şeker gibi adamındır. Adınız neydi? Rıza. Rıza Bey. Bunlara hiç gerek yoktu. Ama sizi anlıyorum. Siz de kendi açınızdan haklısınız. Çoluk çocuk sahibi adamındır. Aslında sakin bir hayatım var. Karım Canan. Hayatım bu da Rıza Bey. Buyurun, buyurun geçin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne bu ya, ne oluyor? Şşt, anlatırım. O kaynanam. Damat az çektirmiyordur sana. Yaşlı kadına niye eziyet edeyim ya? Karışmayın, dünya sabuk dolu ya. Yalnız acele etsek, geç kalıyorum. Acele edeyim de ecele mi gideyim ya? Bağırma oğluma. Kim bu suratsız? Kaynanan da pek tutuyor seni. Lütfen, geç kalıyorum. Bir dakika. Ders bir herif midir? Sana hiç yamuk yaptı mı? Kim? İsmet mi? Hı. O nasıl söz ayol? 40 yıllık kocam. Çok iyi insandır. Bu benim oğlum. Doğan, yavrum. Merhaba de amcaya. Merhaba. Çocuk bana çok sinik geldi. Sizden korkuyor galiba. Yok canım. Beni çok sever. Baban seni işte övdü mü evladım? Yok. Hiç vurdu mu? İyi düşün. Bir kere. Evet. Şiddet eğilimi çıkıyor ortaya. Niye vurdu? Top oynadım diye. Üstelik sudan bir sebepten. Sudan değil, televizyondan. Top televizyona çarptı, camı kırıldı. Evde mi oynadın lan topu? Benim oğlan yapsa gebertirdim vallahi. Hadi artık ya, gidelim. Damat sana eziyet ediyor mu diyorum. Allah Allah. Kim bu şekerim, ne diyor? Hadi artık. Tamam. Ne oluyor Allah aşkına? Gideyim geleyim de konuşuruz, geç kaldı. Eyvallah. Allah Allah. Bir dakika. Ama geç kalıyorum. Sinirlendin. Yok, sinirlenmedim. Vallahi sinirleniyorum. Sinirlenmedim yahu. Bana sinirleniyor şimdi. Hayrola İsmet Bey, bir şey mi oldu? İsmet Bey'i nasıl bilirsiniz? Allah Allah, o ne biçim soru? Ne oluyor İsmet Bey, ölüyor musunuz? Yok canım, sadece. Uzatmayalım, nasıl birisidir? Vallahi çok iyi biridir. Hiçbir kötülüğünü görmedik. Onun için söyleyeceğiniz başka bir şey yok mu? Karıncayı bile incitmez. Tatmin olduysanız gidelim artık. Kusura bakma abi, can korkusu işte. Çoluk çocuk elimize bakıyor. Nasıl, tahkikattan temiz çıkabildik mi? Estağfurullah abi, ne yapacaksın? Her önümüze geleni rastgele arabamıza alamıyoruz.
Haklısın da gideceğimiz yere geç kaldık. Üç kuruş yüzünden kaç tane arkadaşımızın boğazını kestiler. Haklısın. Nereye gidiyoruz abi? Ülke olarak kötüye gidiyoruz. Ama yer olarak soruyorsan Eminönü'ne. Tamam abi. Rating yüzünden uygulanan ipe sapa gelmez yöntemler haber programlarının ipliğini pazara çıkardı sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, haber bültenimizin bu akşamki bölümünde bir canlı yayın konuğu var. Kocasının penisini usturayla kesen sayın Nurgül Kiraz. Kiraz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl oldu? Ha? Yani nasıl oldu, bize anlatır mısın? Ha, şimdi şöyle oldu abi. Bu herif beni hep dövüyordu biliyor musun? Hep kafama vuruyordu. Lan dönme beni, öküz diyorum ama anlamıyor öküz. Bu öküzle kaç yıldır evlisin Kiraz? 3 yıldır evliydim abi. 3 yıl boyunca hep beni dövdü biliyor musun? Hep böyle gelir eve kafama ah diye vurur. Lan vurma kafama, aptal olacağım diyorum, dinlemiyor. Sonunda aptal oldum. Sonra Kiraz? Sonra abi bir akşam eve geldi, çok içmiş biliyor musun öküz? İçince de sızdı tabii. Ben de yanına yaklaştım yavaşça. Onu şöyle bir soydum üryan üryan. Sonra şu usturayla yanına gittim. Ah, pardon, burada bir reklam arası veriyoruz Kiraz. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Nurgül Kiraz kocasının penisini nasıl kesti, nereden kesti, ne kadar kesti, kaç santim kesti, biz de izleyin efendim. Kesti, neresinden kesti? Kökünden mi yoksa neresinden mi? Kesilen parçayı ne yaptı? Şu an yanında olabilir mi? Az sonra. Vay be. Reytingi tavana vurdurdu herifler. Biz hala uyuyoruz. Burası da bir televizyon şirketi. Niçin biz bir şey çıkaramıyoruz? Necla! Buyurun efendim. Yanına birisini al, doğru pazara git. 3'e 5'e bakma. Ne yaparsan yap, insanların ilgisini çekecek, reyting yapacak bir canlı yayın konuğu bul bana. Yoksa kendine başka bir iş bul. Hadi, hadi. Peki efendim. Canlı yayın konukları burada. Reyting gece. Koş vatandaş. Koş. Reyting gece. Canlı yayın konukların taze mi? Günlük abla, anlatacaklarını daha bugün yaşadılar. Öyle değil mi lan? Ablacığım ben sana istersen bir karışık hazırlayayım ellerimle. Al götür bana dua edersin. Bir karışık istemem, şöyle bir tane olsun, esaslı bir şey olsun. Ay hay nasıl emredersen. Senin arzu ettiğin herhangi bir şey var mı, özel bir şey? Şöyle bol reyting aldıracak bir şey. Ablacığım bunların hepsi reytingli. Ölçümlerimiz 20'den aşağı düşerse para almıyoruz, garantili. Hep garanti kapsamında satıyorsunuz. Reyting aşağı gelince de konuşamamışsınız diyorsunuz. Şimdi bunlar ne yapmış? Ablacığım bak, şimdi yeni bir sahte şeyh daha çıktı ya. Bu onun imam nikahlı 3. eşi. Çok enteresan şeyler biliyor. İmam nikahını nasıl yaptık, nikahtan sonra nasıl yaptık, hepsini bir bir anlatıyorum. Bu adam iktidarsızmış. Bir eşeğin penisini kesmiş, doktora gitmiş, bunu bana dik demiş. Eşeğinkisini nasıl kestim, keserken eşek bana ne dedi, ben eşeğe ne dedim, eşeğinkisi ne oldu? Bu itfaiye eri arkadaşını kahramanca yangından kurtarırken görüntülendi. Kaset hediyeli veriyoruz. Alevlerin içine nasıl girdim, o an neler düşündüm? Daha önce böyle kahramanlıkların var mıydı? Bu itfaiye erine ne istiyorsun? 2 milyar abla, nadide bir parça. Çok diyorsun, 1 milyar vereyim anayım. 1250 verdiler, vermedim abla. Sen piyasayı bir dolaş, gene bana geleceksin. Üretin gel gel! Gel abicim, gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Takip ediyoruz. Sen de ne istersen bana bul. Bekle, 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 bekle. Şu görmüş olduğun adamın üzerinden kamyon geçiyor. Tır geçiyor, trolleybüs geçiyor, kapı çıkmıyor. Bu adamın 28 tane karısı, 123 tane çocuğu var ablacığım. Bu adam ne yiyor, ne içiyor? Bu karıları koynuna sırayla mı alıyor, parayla mı alıyor? Şşş, hepsini açıklıyor, hepsini. Kaçan? 1,5 milyar. Ne yapıyorsun ya, çok? Yok abla, normal. Bak istersen canlı telefon bağlantısıyla bağlanabilirsin. O zaman 500 kağıda işi bitiririz, daha ucuz olur. Bak daha ayağa düşmüş malımız var susurluktan. İstersen başka olaylarımız var. He? Biz yine şu tezgahtan itfaiye alalım. Reytinge gel! Reytinge alıyorum ben! Reytinge gel! Sağ ol, bereketlersin, al ayrılıyor. Nikahı nasıl yaptık? Nikahtan sonra
nasıl yaptın? Şu itfaiye eri için 1-250 vereyim. Ablacığım geldin değil mi? Ama bak 1-750'den aşağı olmaz. O da sırf senin gül hatırına. Ya ne senin dediğin olsun ne de senin dediğin olsun. 1,5'a bitsin şu iş. Verin ellerinizi bakayım. Pekala ya. Tamam, itfaiye erimin hatırı için. Tamam. Al ayırımı gör. Ver. Eksik olmuyor. Aferin efendim. Güle güle. İyi reytingler. Bu ne yapmış? Bu mu? Sor kendini anlatsın. Eşeğinkisini nasıl kestim? Keserken eşek bana ne dedi? Ben eşeğe ne dedim? Eşeğinkisi ne oldu? Nerede kaldınız ya? Haberler başladı. 5 dakika sonra canlı olabilirler. Vay be, haberi gidip satın alıyorsun. Bu iş resmen sektör haline geldi değil mi? Haberin alınıp satılması diğer ülkelerde de oluyor. Bizde bu kadar ucuzladı bu iş. Yayına giriyorum. 3, 2, 1. Sayın seyirciler, bu akşam çok ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuğumuz var yanınızda. Yetkililer bilim nedir sorusuna ne bilim cevabı verdikleri için bilim çağında bilime değer vermez bir ülke olduk. Derhal beyefendi, hatta bizatihi. Emredersiniz efendim, hürmetler ederim. Tabii efendim, tabii. Siz kapatı, ben halledeceğim. Nat sana hürmetler. Kızım bana Türkan Hanım'ı gönder. Ulan bakan, ulan müsteşar olduysak emir eri olmadık ya. Gönül diyor, hiçbir şey demiyor. Ulan o niye ben koşuyorum, buraya ben koşuyorum. E o zaman sana ne oluyor? Niye o sandalyeyi işgal ediyorsun? Tövbe, bakan olmak varmış be. Anlamadım efendim. Geldim sana demedim. Evet. Şimdi Türkan Hanım buyurun oturun. Peki efendim. Şimdi efendim. Evet, efendim. Sandalye olmadığını görmüyor musunuz? Neden oturdunuz? Siz oturun dediniz, oturdum efendim. Ben onu sözün gelişi söyledim. Kalkın da işimize bakalım. Az önce bakan bey aradı. Bakanlığımıza bağlı yeni kurulan işletmenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyor. Orada ne gibi eksikler vardı? Efendim her şey hazır. Yalnız şöyle bir eksik. Yalnız ne gibi bir eksik? Tepeme dikilmeyin Türkan Hanım. Lütfen oturun. Oturayım efendim. Ne gibi bir eksik? Hayda. Düşe kalka bir hal oluyorsunuz. Ne oluyorsunuz Türkan Hanım? Oturun dediniz, oturdum efendim. Efendim biz politikacıyız. Bizim yap dediğimiz yapılmaz. Anlaşıldı efendim. Efendim biliyorsunuz bu işletme bir takım yan ünitelerden oluşuyor. Ve bu ünitelerde araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak için eleman gerekecek. Ve diye ağzımda yuvarlamaz. Söyle bana neyse. Efendim yetişmiş eleman yok. Ne demek yok efendim? Pazara çıkın. Ne lazımsa, ne kadar lazımsa alın. Efendim baktık yok. Sadece üniversitelerde birkaç tane var. Onlar da gelmek istemiyorlar. Ne demek yok? Yok tabii. Memlekete bak ya. Memlekete bak azizim. O kadar fakülte var. Öğretim görevlisi yok. Görülmüş şey değil ya. Kim çekti lan altımdaki koltuğu? Ben çektim efendim. Ne demek oluyor bu şimdi? Hep siz yapacak değilsiniz ya beyefendi. Neyse bunu sonra konuşuruz. Demek öğretim görevlisi yok ha? Bu mazeretle bakanın karşısına çıkamayız. Hemen heyeti toplayın. Madem bizde yok gidelim dışarıdan alalım gelin. Yani Avrupa'dan getirelim. Hadi toplayın heyeti. Efendim ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyiz? Tabii öğrenirsiniz ya. Ne var gizlisi saklısı mı var bunun? Bilim adamı ithal etmeye gidiyoruz. Ülkemizde yok mu efendim? Yokmuş. Ben de çok şaşırdım. Hani bir büyüğümüzün de dediği gibi ülkemizde beyin yok. Beyin değerli basın mensubu arkadaşlarım. İşte bu nedenle Avrupa'nın en değerli bilim adamlarıyla Amerika'da buluşmaya gidiyoruz. Orada konuşup anlaşacağız kendileriyle. Artık vatana millete hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. How are you? Fine. Thank you. Benim İngilizcem bu kadar, sen devam et. Ladies and gentlemen, we need some scientists for scientific exploration for a new company that builds in our country. What kind of a management is it? Ne diyor? Ne çeşit bir işletme diyor. It's a big company that contains lots of units. Let's talk about labor conditions. And also the money. If we come to an agreement, why not? I agree then.
Şimdi ne diyor? Çalışma koşullarını ve parayı soruyorlar. Onu anladım, money diyor. Sağ değiliz herhalde. Canım, canım. Ulan gavurlara bak ya. Heriflerin gözünü para bürümüş. Piyasayı araştıralım, en az para neyse onu verelim. Canım, canım. Şunlara bak lan. Ben bu kerizlere para mı veririm? Ne at size para? Değil mi? Ya? Siz Türk müsünüz? Evet de sen nasıl Türkçe konuşuyorsun ya? Ben de Türk'üm ya. Adanalıyım. Allah'ına kadar. Hadi ya. Şansa bak ya. Heyetin bize nereden geldiği söylenmedi. Bir tuhaf oldum. Ben de. Siz Türkçe mi konuştunuz? Siz de mi? Evet, ben Türk'üm. Amasyalıyım içinden. Ah canım, çok memnun oldum. Heyet Türkiye'den gelmiş. Ya ben de Türk'üm. Hadi ya. Ben de Türk'üm. Ben de. Ben de Türk'üm. Ne oluyor lan burada? Ben de Türk'üm diyor herkes efendim. Konuşulanları anladık herhalde salak. Ben de Türk'üm. Rastlantıya bak. Siz ne zaman geldiniz? Vallahi ben geleli 10 yıl oluyor. Oxford'dayım şimdi. Siz? Cambridge'deyim. Ah, nasıl özledim memleketi. Vallahi Türkiye burnumda tütüyor. Ben de öyle. İş, güç, bir hayat kurduk burada. Gidemiyoruz bir türlü. Şimdi bizim köyün dağları ne güzeldir biliyor musunuz? Nerelisiniz siz? Erzurum. Aa, kız aldık biz oradan. Kimlerden? Oh, oh. İlerletti bunlar bayağı muhabbeti. Be sevgili hemşerilerim. Madem öyle, niye bıraktınız da geldiniz sevgili ülkenizi? Bunu bir de soruyorsunuz ha. Ülkemizde bilime, bilim adamına saygı mı var? Saygıyı geçtik, üniversiteden aldığımız para karnımızı doyurmaya bile yetmiyor. İsteyerek mi geldik sanıyorsunuz buraya? Bizim ülkemizde... Neyse, bırakalım bunları da memleketten konuşalım. Nasıl bizim oralar? İnsanoğlunun yazgısı hiç değişmiyor sayın seyirciler. Doğar, büyür ve hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar, felaket. Ne oldu ya? Sormayın. Haluk. Ne olmuş Haluk? Yoksa bir kaza mı yapmış? Evet. Aşık olmuş. Hadi ya. Bak, hasar büyük. Sigortası da yok çocuğun. İşsiz güçsüz bir adam. Ne işin var senin aşkta meşkte? Kaporta nasıl, göçmüş mü? Evcek göçmüşler. Evleniyormuş Haluk. Dağ gibi Haluk'uma bak be baba. Dağ bir şurada oturuyordu ya. Aile perişan. Hadi fırlayın gidelim. Bu zor günün dostu olalım. Ayaklarım gitmez. Aslan gibi adam dedi. Ah nasıl dayanacak be? Duyan gelmiş baksana. Kolay değil tabi. Takdiri ilahi. Dur lan. Hadi. Ah nasıl dayanacağım bu acıya. Ah, ben bu acıya nasıl dayanacağım? Ah, duyduk, çok üzüldük. Ah, 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 ah. Tam senin yaşındaydı Haluk'um. Dayanamayacağım. Üzülmeyin Şefik amca, hepimizin başında. Ah! Allah geride kalanlara sabır versin. Amin! Tatlı bir şey kokuyor, helva mı pişiyor? Yok oğlum yok. Nikah şekeri, nikah şekeri. Bir dakika. Aç oğlum, aç. Ya sizin yapacak gücünüz yoktur diye karım yemek yolladı, düğün çorbası. Sağ olasın. Daha dün konuştum Haluk. İnsanlığın arası gelmiyor. Nasılsın dedim. Şöyle bir baktı. İçine doğmuş çocuğu. İç güvesinden ölmeyeceğim. İçine doğmuş. Şefik
amca. Yaranı deşmek istemem. Deş. Tamam. Nasıl olmuş? Nasıl? Dün tamam. Hiçbir şey yoktu. Öğleden sonra sen kızı gör. Ondan sonra ona bir aşık ol. Bundan sonra nikahdan şunu ocağa koy da sıcak. Dünya işte. Her şey yalan. Şefik amca, tamamen yarın mı vedalaşacağız Haluk'la? Yarın ikindi de Kadıköy evlendirme dairesinden kalk. Boş, boş. Her şey boş. Zalim Fehmi. Boş, boş. Boş, boş. Boş, 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 boş. Ya ne oluyor ya? Amma uzattırız. Ne bu matem ya? Merhum geldi. Senin yasını tutuyoruz çocuğum. Alın yasını. Nedir yani? Alt tarafı evleniyorum. Ne var bunda? Görürsün sonra. Evlen de gör. Evinin banka cüzdanı. İşin gücün yok. Evleniyorsun. Yaptın. Yaptın. Allah Allah. Allah Allah. Bu haftanın konukları İçişleri Bakanı Meral Akşener ve Büyük Yıldız Küçük İbo sayın seyirciler. Her ikisini de velilerinden özel izin alarak konuk ettik. Var tabii Levent Bey. Herkesin söz hakkı var. Bakın bu küçücük çocuk bile söz sahibi. Hatta o sözleri şarkı yapıp bağıra bağıra söylüyor. Haftanın konukları programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Polisi yakalar sözünün tadı kaçtı artık. Şimdi kaçan tadı izliyoruz anacığım. Bak amirim şunu dinle. Susurluk davasının tanıklarından biri elini kolunu sallaya sallaya mahkemeden kaçmış. Polislerce yakalanamayan foto muhabirlerince her yerde boy boy görüntülenen sanığın yurt dışına çıktığı sanılıyormuş. Tabii yakalamaz polis. Niye yakalasın? Polis yakalarsa herif konuşur. Herif konuşunca yukarıdakilerin başı ağrır. Yukarıdakilerin başı ağrıyınca da bize ne gözükür? Ya ağrı gözükür ya hakkari gözükür. Ne diyorsun? Yakaladım amirim, yakaladım. Altılıyı mı yakaladın lan? Daha büyük bir ikramiye bu amirim. Susurluk davasının kilit isimlerinden biri. Ya ne yaptın, ne yaptın? Ulan yanlış mı duyuyorum? İçeride bir salak. Yakaladım diye bas bas bağırıyor mu? Evet amirim, var öyle bir salak. Ulan kim dedi sana gitti kilit isimlerden birini yakala diye? Kimse demedi vallahi amirim, bu yeniler biraz idealist oluyor anladımını. Ama amirim kilit ismi yakaladım. İyi, halt ettir. Git şimdi Hakkari'ye giden otobüsü yakala. Git, git otobüsü yakala. Hadi, görmesin gözüm seni. Beyefendi, arkadaş... Genç olduğu için idealist bir yanlışlık yapmış. Geçen hafta da konuyla ilgili bir kilit isim yakalayacağım diye kilitçiyi getirdi buraya. Yoo, bütün elebaşlarıyla bağlantım var. Yakında her şey çorap söküğü gibi çözülecektir. Ya, emin misiniz? İsmim kadar eminim. Adım ne demiştiniz? Emin, Emin Balta. Aslında pişmanım. Ben çeteye isteyerek girmedim. Tabii canım. Kimse isteyerek çeteye girmez. değil mi? Gençlik işte.
Bir gençlik suçudur işlemiş. Hatanın neresinden dönsen, kaçsan kârdır. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yani onu diyorum. Hatanın neresinden diyorum, kaçsan kârdır diye şey yapıyorum buna. Amirim, amirim, ağanadımının şu kuşa bak amirim. Hadi ağanadım. Nerede kuş lan? Bak şurada amirim. Ağanadımının. Nerede kuş lan? Burada bak. Sen bakma, sen işine bak. Kuşa bak. Hani nerede? Amirim bak, tırtıl, tırtıl. Ne tırtılı lan? Bildiğimiz tırtıl amirim. Tırtıl kaç kurtul tırtırı amirim. Kaç kurtul tırtırı tırtırı. Kaç kurtul tırtırı. Gel bak gel tırtıl. Tırtıl kaç kurtul tırtırı. Tırtıl kaç kurtul tırtırı. Tırtırı. Komiser bey. Buyurun benim. Birisi mi konuştu? Bir yerden bir ses. Ay burada birisi var. Kim bu? Yabancı gelmiyor. Bu kim? Çıkaracağım. Şimdi çıkaracağım. Vereceğim sana. Benim komiser bey. Emin. Arkadaşım Emin. Nasıl da çıkaramadım. Hiç değişmemişsin Emin. Kaçma lan. Amirim, suçlu kaçmış ağan adı bunun. Hani? Biraz evvel burada bir suçlu vardı ya amirim. Evet vardı. Biz tırtıla bakarken ağan adı bunun pırrrr diye uçmuş kaçmış ağan adı. Lan bir suçluya sahip olamıyorsunuz. Suçluyu kaçırıyorsunuz be. Uçanı da kaçanı da tırtılı da kaçırıyorsunuz ya. Neyse ben bunun hesabını sizinle sonradan konuşacağım. Şimdi ben arkadaşım Emin'le biraz ilgileneyim. Kaçmış amirim. Bir anlık dalgınlığımızdan istifade etmiş. Canım olur böyle vakalar. Türk polisi ne yapsın? Emin'ciğim. Yolculuk ne zaman? Ne yolculuğu? Uçakla. 3 saat sonra İsviçre. Şimdi İsviçre'de havalar ne güzeldir Alplerde. Sen şimdi bile gidebilirsin. Siz her zaman gidebiliyorsunuz ama biz işkencişten başımızı alamıyoruz ki. Amirim, işlediniz de bakmamız gereken bir dosya var. Bizim bakmamız gereken bir dosya var Emin. Sen de rahatına bak Allah aşkına. Hadi, biz bir daldık mı dosyaya çıkamayız içinden. Bak dalıyoruz. Hadi bak rahatına bak hadi. Hadi daldık. Gulu gulu. Daldık işte baksana işine. Amirim. Biraz salak galiba. Biraz değil, çok salak. Kovalasak nasıl olur ağır adımını? Olmaz, kovdular beni der, sağda solda dedikodumuzu yapar. O burada yokmuş gibi davransak belki istemediğimizi anlar, utanır gider. Amirim. Ay salak. Mirim siz hala burada mıydınız? Evet buradayım. Üstelik medya mensupları da geldi. Galiba benim hakkımda sizden bilgi alacaklar. Biz onu kahramanca yakaladık. Başka hiçbir açıklama yapamayız. Sanıyorsun soluk davasındaki kilit isimlerden biri olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Kendisi. Kendisi mi söyleyemez, o kendisinde değil ki. Nasıl değil, kendimdeyim. Her şeyi ben biliyorum. Her şeyi ben söyleyeceğim, açıklayacağım. Ya açıklayamaz. Adalete intikal etmiş bir konuda açıklama yapamazsın. Hakim amcalara söylersin. Sus konuşma, bunu söyleme. Ne olur kurban olayım, yalvarırım, dur. Hadi siz gidin. Biz onu adalete teslim edeceğiz, yürüyün. Allah. Hazırlayın bu sanığı, bu sanığı kaçıp batmasın. Gidin, yürü. Nefes nefese kaldım, ay. Emin. Hı. O kadar yol yürüdük. Senin çişin mişin bir şeyin gelmedi mi? Yok, gelmedi. Allah Allah. Benimkisi geldi. Benim küçük suyum geldi. Sizin gelmedi mi? Yok, gelmedi. Gelmiş olması lazım. Geldi. Üçümüzün de küçük suyu geldi. Bir yere dökelim bu suyu biz. Tuvalet. Peki. Evet, biz o zaman orada sularımızı dökelim. Sen bizi burada bekle, bir yere ayrılma. Bir yere ayrılma. Beklerim. Gene de ben seni bir öpeyim, vedalaşalım. O niye? Canım ölüm var, kalım var, gitmek var, dönmemek var, dönüp de bulamamak var. Yok canım, böyle bir şey olmaz. Olsun, olur. Ne mi lazım, dünyanın bin bir kuşu da yanında dursun. Lazım olur. Yalnız benim prostatım var. Yavaş, yavaş yaparım. Hadi gelin küçük sularımızı dökelim de gelelim. Arkadaşlar. Bu elimizdekinden kurtulmamız lazım.
Niye? Bir sorunu mu var? Bir öterse mahvoluruz. Ne yani, ötmüyor mu? Bu değil lan. Onun ötmemesi lazım. Artık kaçar herhalde amirim ağan adımının. İnşallah. Hadi bitirelim de çıkalım. Oo, kaçmış amirim. Kaçmış mı? Kaçmış. Oo, nihayet. Amirim, boşuna sevinmeyin. Bakın telefon ediyor. Belki de kaçışını ayarlıyordur lan. Evet, evet. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Geldim abinim. Bir telefon ettim de. Birisi yanlışlıkla benim adıma İsviçre uçağına yer ayırtmış. Onu iptal ettirdim. Hadi gidelim. Gidelim de. Çişimizi de yeni yaptık. Sen de biraz kalma. Son bir çaremiz kaldı amirim ağan adım. Üç deyince. Üç! Durun! Kaçmayın! Bir dakika! Kaçmayın! Sayın seyirciler, bugün tuhaf bir olay cereyan etti. Dünya tarihinde ilk defa bir sanık kendisinden kaçan polisleri uzun bir kovalamacadan sonra yakaladı ve adalete teslim oldu. Her geçen gün ağırlaşan hayat şartları karşısında vatandaş her fırsatta içini boşaltıyor. Yoksa bir devlet hastanesine mi gideydik? Ya, ne diyorsun karı ya? Aa, benim canım tatlıdır ya. Üzer hastane dururken ne konuşuyorsun? Ne duruyorsun? Sorsana birine. Ya, hemşerim affedersin biliyor musun? Biz efendim bu hastanenin yabancısıyız biliyor musun? Bir maruzatımız vardı. Ne utanıyorum ya? Açık açık söylesene. Geç bakayım şöyle. Kardeş, biz 3 yıl önce köyden geldik. İşleyin de bulamadık. Sersefil perişan kaldık kardeş. Medine dilencisi misiniz ya? Açık açık söyleyin, ne diyeceksiniz? Ya hemşerim bak, vallahi işsiz güçsüzüm biliyor musun? İki tane böbreğim var, ellerinden öper bir denetini bozdurmaya geldim. Buna mı utanıyorsun? Biz niye geldik sanıyorsun? Senin de mi böbrek ağabey? Yok, ben böbreğimi geçen yıl bozdurdum. Şimdi gözümün birini çıkarttıracağım. İyi para veriyorlar. Allah göstermesin abi, bizimle eğlenmiyorsun ya. Ne eğleniyorum ya? Bu iş böbrekle başlar, dalak ciğer göz gider. Buradaki hastalar hepsi bunun için geldi. Artık hastane bu işe bakıyor sadece. Şöyle insanın 40-50 tane böbreği olacak. Bozdur herhalde. O zaman da gözü çıkarmaya lüzum yok. Hadi beni bırak. Hemşerim böbrek servisine... Hemşireye sorla. Hemşire hanım. Evet. Hemşire hanım, organ bozduracaktık da böbrek şimdilik bir denesin. Dahiliye bölümü alt katta ama böbrek alıyorlar mı bilmiyorum. Bu ara böbrek çok bozduranlar. Artık da kısmet. Okları takip edin. Böbrek servisi neresi olacak? Aa, burası göz. Ha, göz servisi. Gözünü satmak isteyenlere liste koymuşlar. Kaç lira göster? Siz hala niye buralarda dolaşıyorsunuz? Burası göz servisi, böbrek servisi alt kat. Peki diyelim ki gözümüzü satmak istiyoruz, o zaman kaç lira? Göz fiyatları şöyle oluyor. Ela göz 50, şaşı göz 25, mavi göz 100 milyon. Kara göz 60, kem göz 40, cin göz 20. Gözler ucuza gidiyor, biz yine böbreğimizi verelim. Müteahhit. Böbrek, kulak, böbrek. Kulak, burun, boğaz mı bu da? Böbrek ileride. Yine mi siz? Siz böbreğinizi mi satacaksınız, kulağınızı mı? Kulakta satılıyor mu ki? Tabii. Kaç lira? Kepçe kulak 3 milyon, düz kulak 5 milyon, östaki borusu 6 milyon. Gırtlak 500 bin, burun sümüklü 600 bin, sade 1 milyon, karışık 750 bin. Kurtarmaz, biz yine böbreğimizi verelim. Ana, her bir şey alıyorlar da. Fakirden alıp zengine satıyorlar mı? Bu zenginlerde de hiç kafa yok ha. Benim bu kadar param olsa hasta mı olurdum? Ulan senin elinde mi? Allah'ın bileceği iş. Ana, burası kız. Burası zaten. Kız. Beni gördün mü? Sen de görüyor musun kız? Görüyorum. Görmez olaydım. Ne var? Bacım, bu doğru mu ki? Evet, şu ara herkes böbrek bozduruyor ama para yetmiyor artık. Şayet başka bir organ bozdurmak istiyorsanız doktor beyle görüşün. Gel görüşek kurban olayım. Gerçeği benden saklamayın doktor bey. Durumum o kadar kötü mü? O kadar kötü. Karaciğer gitmiş. Yani ne hani, hiç mi para etmez? Az bir şey doktor bey. Gönlünden ne koparsa. İşime yaramaz kardeşim. Karaciğerini hor kullanmışsın. Ciğer hasta. Alıp ben onu kime takayım? Ha? Bak şimdi, bak. Kendi gözünle gör. Bir ton böyle ciğer var dolapta. Bak, hepsi elimde kaldı. Hem ikinci el, hem bozuk. Doktor bey, bak çok ucuza bırakacağım. 100 milyon. Hadi tamam mı? Anlaştık mı? Kardeşim, gelmez bana. 50 de etmez değil ya. Hadi 50. 10 milyon. Peki doktor bey. Al da hayrını gör. Nerede şey ettireceğiz?
Şunu bayıl, ciğerini sök, muhasebeden parasını alsın gitsin. Evet. Doktor, ben esasen böbrek bulduracaktım. Böbrek almıyoruz kardeşim. Kim aldı seni içeri? Bir dakika doktor, hemen şey etmen. Başka bir yerimde olur. Aslını izlersen piyasa tüm iç organlara doymuş vaziyette. Milletin elinde bir vücudu kaldı. Çaresizlikten herkes kendini bozdurmaya koşuyor. Bak, senin organları alırız almasını ama ucuza gidersin. Bak, komple ne veriyorsun Allah sen? İç organlarından işimize yarayanları çıkarıp alsak, etse 200 milyon eder. 200? Taş çatlasa. Yok, çatlamasın. Taşın ne günahı var? Düşün, karar ver. Gel hemen parçalayalım seni. Ağzından bal damlıyor doktor. Müsaadenizle. Ha, bir dakika. Söylemeyi unuttum. Sana bir teklifim daha var. Hayırdır? Senin için hayırlı bir teklif. 500 milyon. Kafana tam 500 milyon veririm. Ne diyorsun? Başına diyorum, başına. 500 milyon. Evet, cevap? Baş. Evet, baş. Bismillah, buradan yukarı mı kesip alıyorsun? Evet. De git başımı alıp ne edeceksin doktor? İçinden işe yarar ufak parçaları çıkaracağız. Beyni de Avrupalı bilim adamları alıyor. Canlı beyin üzerinde çeşitli araştırmalar yapıyorlarmış. Kafam Avrupa'ya gidecek. Sadece beynin. İyi düşün, 500 milyon. Evet, 500'de hayatım kurtulur. Senin değilse bile karının, çocuklarının. He? Ne diyorsun? Şaşırdım biraz, ne bileyim. Baş, illa ki baş istiyorsan ben bunu karıma danışayım, sana yarın haber veririm doktor. Hadi baş. Benim başımı istiyorlar Kızgül'ü. Ne başı la? Bismillah, tövbe. Buradan yukarısına başıma 500 milyon lira veriyorlardı. İyi para la. Ne bu, o zaman ben ölürüm kız. Hemşerim, ateşin var mı? Ay bu ne? Geçmiş olsun hemşerim, oyulmuşum. Geçti bitti. Turp gibiyim, turp. Turpa bak. Turp gibiyim ya. Çünkü sattım her şeyimi. İçim boşaldı. İçim boş olanın bir yeri ağrır mı? Bizimkine ameliyat dediler. 1 milyar lazımmış. Sattı her bir şeyini. İçi komple boş bunun. Bak. Sen bunun nesi oluyor? Ben bunun karısıyım. Boş. Bakma benim böyle göründüğüme. Kadınım ben. Bir zengin karısının kadınlık hormonu yetmiyormuş. Ben benimkini sattım. Satınca da böyle kıl çıkıverdi her bir yanımdan. Kusura kalma bacım, öyle kıllı görünce. Zararı yok, alıştım. Herkes öyle söylüyor zaten. Üf, herif, az iç şu meneti biraz. Ulan manyak karı, niye az içeyim? İçimde ciğer mi var ki akciğer kanseri olayım? Senin içinde hakikaten bir organ yok mu? Var, bir tane var. Ya, anladım. Peki onu niye satmıyorsun ki? Çok isteyen oldu ama satmam. Niye? Ülkeyi bu duruma, bizi bu hale düşüreni arıyorum. Onu bir bulursam ona vereceğim. Sayın Kırca. Buyurun efendim. Size küçük bir hediyem var. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Buyurun. Sayın seyirciler, her ikisini de melilerinden özel izin alarak konuk ettik. Sayın Bakanımız geldi Levent abi. Konuşuyor. Sanırım o şakır şakır sesleri tesbihinizden geliyor. Şakıyor maşallah. Ortağınızla uyum içinde olduğunuzu göstermek için bir tesbih taşıyorsunuz.
Yok canım, alışkanlık işte. Ama yavaş yavaş azaltıyorum. Bakın bu 99'luktu, her gün bir tane boncuk çıkarıyorum. Yakında bırakacağım. Anlıyorum. Peki küçük bey, ailen ne diyor senin durumuna, memnunlar mı? Bana memnunlar tabii onlar. Hep aman gözümüzün önünde o bir yere ayrılma diyorlardı. Şimdi hangi kanalı açsalar karşılarında alıyorum. İyi bir şey tabii. Bir dönem sen siyasilerden daha çok görünüyordun ekranda. Gerçi yakın plan çekimlerde seçebiliyorduk seni. Tabii küçük olmanın sorunları bu. Sorma Levent abi. Bizimkiler inanmıyordu TV'ye çıktığıma. Tabii beni göremiyorlardı. Tabii mecburen bütün akrabalara 155 televizyon ekranı aldık. Peki canım, yavrum. Burada size dönmek istiyorum Sayın Akşener. Bir de siz kahvede vatandaşlarla okey oynamıştınız. Ah, onu hiç hatırlatma ya. Kırmızı dört bir gelseydi okey atıyordum. Peki hesap kimde kaldı? Her zamanki gibi vatandaşta mı? Hesap mı? Hesabı soruyor abla. Tamam söylerim. Bizim verilmeyecek hesabımız yokmuş. Ya hesap verilecek ya verilecek. Sayın Akşener, sürekli ablanıza danışıyorsunuz. Sizin kendi fikirlerinizi öğrenemeyeceğiz galiba. Kendi fikirlerimi soruyor abla. Tamam abla söylerim. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz Levent Bey? Bunlar benim kendi fikirlerimmiş. Peki kendi fikrinize sorar mısınız ne olacak memleketin hali? Ülkenin hali ne olacak diyor abla. Abla. Alo. Aradığım istikamete doğru bütün hatlar meşgulmüş. Halt etmeyin de bu soruyu geçinmiş. Geçtim. Tamam İbo'ya döndüm. İbo, bu olaylardan sonra sahneye çıkman artık zor oluyor herhalde. Tabii sahne biraz yüksek. Onun için önüne sandalye koyuyorlar, o zaman rahat çıkayım. Yok onu demedim. Bakan seni korumaya aldı. Sahneye çıkmanı yasakladı ya o açıdan. Açı ne oluyor abi? Neyse soruyu size sorayım. İbo'nun korunması gerekiyordu öyle değil mi? Peki ülkemizde korunması gereken başka çocuklar yok mu? Büyüklere dahi zor gelebilecek işlerde can güvenliği olmadan, sigortasız, çoğunlukla emeklerinin karşılığını dahi alamadan, iş kazalarında telef olarak ya da sokaklarda tiner koklayarak aç susuz aile sevgisinden uzak, köprü altlarında sizin korumanızı bekleyen çocuklar yok mu? Küçük İbo'nun anası babası var, siz muhtaç olanlara hamilik yapsanıza. Ama Levent Bey, biz prensip olarak onların da sahneye çıkmasına karşıyız. Neyse ben sizi anlamıyorum. Gerçi yalnız ben değil. Pek çok insan sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlayamıyor. Ablanıza bunu da söylersiniz artık. Ya Levent Bey, en iyisi ben bir şarkı okuyayım. Hem benim söylediklerimize başımıza hiçbir şey gelmez. Haklısın. Hadi söyle bakalım. Yalnız bir kereye mahsus ha. Sağda solda okursan enişteme söylerim. Kırcı, gel senin bir ifadeni alayım. Oğlum, getirin bir tavla da bir beş yapalım. Buyurun.
akşamlıkta bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.